Bu kıymetli gecelerde bütün Müslümanların kalbindeki evham duygularını, şüphe duygularını, vesvese duygularını temizlemesi lazım. Allah'ımıza bol bol dua edeceğiz ki bu vesvese özellikle şu dönemin insanlarına çok fazla değiyor. Şeytan bizimle kurmalı oyuncak gibi çok fazla oynuyor. Evhamlanıyoruz. Evhamlanıyoruz ve kendi kendimizi yiyip bitiriyoruz. Bir kanser hücresinin bedeni yiyip bitirmesi gibi. Bu evhamın üstümüzden defolup gitmesi lazım. Evham nedir? Vehimeden gelir. Şüphecilik demektir. Şüphecilik. Mevlana'mızla anlatayım ben bu olayı. Daha iyi anlayacağız inşallah. Mevlana Mesnevi'de bir mesele anlatır. Bir medresede talebeler var. Medresenin başında bir hoca var. Hoca aksi bir hoca. Çok disiplinli bir hoca. Talebeler şöyle diyorlar. Yahu hiç hastalanmıyor bu hocamız be. Hastalanmıyor ki 3-4 gün evinde yatsın biz de rahat rahat gezelim oturalım. Evimizde tatil yapalım diyorlar. Ama hoca ise hastalanmıyor. Hastalanmamak İslam'da hayırlı bir şey değildir. İyi bir şey değildir. Kim hastalanmıyorsa kendisinden şüphelensin. Allah Teala acaba beni sınav etmek istemiyor mu? Ben çok mu zayıf? Allah'ımız benimle bağlantısını koparttı mı? Benim bağımı koparttı mı? Beni niye sınav etmiyor? Bana niye imtihan vermiyor, musibet vermiyor? Diye Müslümanın kendi kendini hesaba çekmesi lazım. Efendimiz Aleyhisselam zamanında bir kadın Sultanım Aleyhisselam'a bir aracı vasıtasıyla teklifte bulunuyor. Diyor ki Allah'ın Resulü Aleyhisselam'a git, onunla evlenmek istediğimi söyle. Fakat hayırlı bir insan ki kadınlar ona evlilik teklifinde bulunuyor. Aracı da geliyor Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki falancanın kızı seninle evlenmek niyetinde olduğunu beyan etti. Çok güzel bir kızdır Allah'ın Resulü. Aracı kızı methederken şöyle diyor, hiç hastalanmadım. Ey Allah'ın Resulü, kız çok güzel bir kız ve hiç hastalanmadı. Hani hastalanmama niye söyleniyor? İleride başına sıkıntı çıkartmaz. Bu bayan, bu kadın ileride başına sıkıntı çıkartmaz ey Allah'ın Resulü diyor. Peygamberimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Hastalanmayan kulda hayır yoktur. Ben onu da öğrenmek istemiyorum. Dikkat buyurun. Hastalanmayan kul demek, Allah'ın hiç sınav etmediği adam demek. Allah'ın uzak durduğu adam demek. Allah'ın kendisini unutturduğu adam demek. Bu tehlikeli bir şeydir. Allah kimi daha çok seviyorsa onu daha çok sınav eder. Kimi az seviyorsa onu hiç sınav etmez, ona hiç dokunmaz. Mesele böyledir, buna dikkat edelim. Şimdi, bu medrese talebelerinin hocası hiç hastalanmıyor. Talebeler diyor ki, ya bir numara yapalım, bu adamın 3-4 gün gelmemesi lazım, bizim dinlenmemiz lazım. Bu hoca bizim canımızı çıkarttı ya. Diyorlar. Talebelerden bir tanesinin aklına bir şeytanlık geliyor. Diğerlerinden daha zeki bir talebe herhalde. Bir fikir düşünüyor. Diyor ki kardeşler aklıma dehşet bir fikir geldi. Allah Teala biz kulları yaratırken kimisine daha fazla akıl vermiştir, kimisine daha az akıl vermiştir. Kimisine daha güzel bir suret vermiştir, kimisine daha az güzel bir suret vermiştir. Güzel olmayan yoktur. Az güzel vardır, çok güzel vardır. Güzel olmayan yoktur. Kimisine daha çok mal vermiştir, kimisine daha az mal vermiştir. Allah'ımız hepimizi bir şeylerle dener, az veya çokla. Batıl mezheplerden mutezile bunu reddeder ve şöyle der. Hayır, Allah herkese eşit akıl vermiştir. İnsanlar daha sonra edindikleri ilimlerle, bilgilerle, tecrübelerle akıllarını ya çok kuvvetlendirirler ya da zayıf bırakırlar. Bu batıl bir fikirdir. Ehl-i sünnete göre bu yanlıştır. Ehl-i sünnet uleması şöyle der. Allah kimisine çok verir, kimisine az verir, kimisine hiç vermez. Mülkün sahibi odur, kendi mülkünde dilediği gibi tasarruf etme hakkına sahiptir. Mesela, oturduğunuz evin mülkünün, tapusunun sahibi kim görünüyor? Fatih görünüyor. Şimdi, bu tapuda Fatih Salihoğlu göründüğünden dolayı bu evde tasarruf etme yetkisine sahip olan, bu evde oturma kalkma yetkisine sahip olan, bu evde ne zaman uyunacağına, ne zaman kalkınacağına karar verme yetkisine sahip olan kişi kimdir? Fatih. Neden? Mülk onun. Yerlerin ve göklerin sahibi kim? Kardeşim, Müslüman kardeşim. Kim yarattı? Zeus mu yarattı? Jüpiter mi yarattı? Neptün mü? Kim yarattı bu yerleri, gökleri? Hiçbir kuvvete ihtiyacı olmayan, hiçbir kulun ibadetine ve zikrine ihtiyacı olmayan Allah Azze ve Celle yarattı. O yarattı. Onun yarattığı mülkünde tasarruf sahibi olan tek zat odur.
O böyle diledi. Kimisine çok veririm dedi, kimisine az veririm dedi. Ehl-i sünnet alimleri böyle buyuruyor. Şimdi bu çocukta bir çocuk olmasına rağmen, hiçbir tecrübesi olmamasına rağmen arkadaşlarından daha zeki. Ve şöyle bir fikir ortaya atıyor. Kardeşler, hocamız gelir gelmez ben şöyle diyeceğim. Hocam çok soluk bir yüzüm var kurum, sana ne var ya? Bak o adamların yaptığını bana yapmayın ha, sohbeti kaynatmayın sen. Ben böyle yapacağım, derste her gelen talebe diyecek ki, hocam bugün sende bir derste terslik görüyorum, senin yüzün biraz solmuş diyecek. Şeytan ne yapar? Talebelerin aklına yatıyor, fikri çok beğeniyorlar. Hoca selamu aleyküm diyor, medreseden içeriye giriyor. Talebeler teker teker içeriye gelmeye başlıyor yani. İçerideki talebeler diyor ki, ya hocam sizde bir şey var, bugün yüzünüz çok benziniz atmış. Dışarıdan gelenler de teker teker söylüyor. Biri diyor ki, hocam şurada kırmızılıklar var, yüzünüz sapsarı, sarı kırmızı bir haldesiniz. Acayip bir durumdasınız hocam diyor. Hocanın kalbine bir ve evham tozu, bir vehime tozu, oradan kafasına bir vesvese geliyor diyor. Ama yok bilmişim diyor, geç oturuyor. 2, 3, 5, hoca diyor ki ben hastayım. Halbuki hocada hiçbir şey yok. Her gelen diyor ki, hocam suratın sapsarı. Hoca diyor ki, ben hastayım. Tamam diyor, siz burada oturun diyor. 1-2 saat diyor, kitabı okuyun sonra evlerinize gidin diyor. Hoca yavaş yavaş evine doğru gidiyor. Giderken hanımına saydırıyor. Bu nasıl bir kadın, ben kimle evlenmişim? Bir canavarla evlenmişim ya. İnsan kocası sapsarı bir suratla ders vermeye giderken, ekmek kazanmaya giderken kocasına demez mi sen hastasın? Gitme bugün demez mi? Ne kadar kötü kadınlar var diyor. Bir de orada giderken eve kadına saydırıyor. Eve gidiyor. Sen ne utanmaz kadınsın ya diyor. Ne oldu bey diyor. Ben hastaymışım. Kişi evhamlı olduğu zaman olmadığı bir adam rolüne gelir. Evham, vehimi o kadar kaplamış ki adamı. Adam olmadığı bir adam zannediyor kendisini. Firavun diye bir adam var bilir misiniz İslam tarihinde? Firavun. Kimle savaştı bu adam? Allah'ın peygamberi Musa Aleyhisselam'la. 3 tane kavmi geldi secde etti. 50 tane kavmi geldi secde etti. 200 tane adam geldi secde etti. Firavun dedi ki ben yapım ya. Aa ben Allah'mışım ya. Buna vehime denir, evham denir. Adam olmadığı bir adam rolüne girer. Etrafındaki adamlar pol pol diyor, şişiriyor. Bu da diyor ki ben yapmışım ya. Şimdi ülkemizde yok mu hocalar, bazı hocalar? Ben peygamberim diyen, ben Resulüm diyen adam yok mu? Kitap yazmış. Kitabında var, Erbakan suresi. Süleyman Demirel suresi. Kitabında yazıyor ya, Allah bana bu kitabı yazdırdı diyor. Ben son Resulüm diyor. Bu adam nereden böyle oldu? O dedi ki sen Resulsün, bu dedi ki sen Mehdi'sin. O şişirdi, bu şişirdi. O da demek ki tamam be, tamam be kardeşim dediğiniz gibi olsun ya ben Resulüm dedim. Bu işler böyle oluyor, evham denir buna. Ülkemizde ben İsa'yım diyen adam yok mu? Ben İsa'yım. Mehdi geldi, ben İsa'yım. Hristiyanlıkla İslam'ı bir araya toparlayacağım. Dinleri çorba yapacağım, karıştıracağım. Ben öfkelendiğim zaman fırtına eser. Ben bağırdığım zaman, ben ağladığım zaman yağmur yağar diyen adam yok mu? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu adam. Nasıl oldu bu adam, bu hale nasıl geldi? Nasıl ilahlaştı bu adam? O verdi gazı, bu verdi gazı. Sen şeyhsin, sen Mehdi'sin, sen üstadsın, sen İsa'sın. Adam dedi tamam be, ben de İsa'yım ya. Buna evham denir. Hoca şu anda evhamlı. Ben hastaymışım hatun. Ya kardeşim, sende bir şey yok ya. Ayna getireyim istiyorsun. Hayır, sen yalan söylüyorsun. 50 tane talebe bana dedi ki sen hastasın. Karısına fırçayı bastı. Ayna mayna istemiyorum dedi. Halbuki aynayı karşısına alsa baksa normal. Normal olduğunu anlayacak. Ama evham öyle bir kapladı ki adamı, öfkelendi. Öfke bir adamın aklına geldiği zaman ilim gider, bilgi gider, muhabbet gider, idrak gider. Öfke kapladığı anda o adam artık şeytanın askeridir. Şeytanla beraber hamle yapar. Düşünmedim. Karşı tarafa nasıl zarar verebilirim? Bak verebilirimler. Hizmetimin başında anlattığım sapık adam gibi. Hoca dedi ki, çabuk yatağı aç, ben hastayım. Karısı yatağı açtı, koca başına sardı mendille. Gitti yatağa, üstüne 2 tane yorganı çekti. Eyvah dedi, eyvah ölüyorum dedi, eyvah ölüyorum dedi. Sapa sağlam adam hasta oldu. Talebeler evlerine gittiler. Eve giden talebeye anası dedi ki, ne oldu? Hocamız hastalandı. Hocamız hasta dedi. Talebeler böyle söyleyince, anası dedi ki talebelerin, sizde bir şeytanlık var, siz bir şeytanlık yaptınız. Bu hoca hastalanmaz.
Ben doğru gibi bir adam mı? Bu adam hastalanmıyor. Sizde bir şeytanlık var diyor. Annelerin çocuklarını tanır. Bir evladı en iyi babası tanır, anası tanır efendim. Bu iş böyledir. Ana dedi ki, sizde bir şeytanlık var. Hemen gittiler hocanın evine. Dedim baktılar hoca yatağa girmiş inliyor. Aa çocuklar doğru söylemiş ya. Hocam neyin var? İnliyor. Aa mahvoldum diyor. Mahvoldum. Hastaymışım bu kadın beni öldürecek. Benim hasta olduğumu bana söylemedi diyor. Evham adamı bitirir evham. Bitirir. Pasın demiri çürütmesi gibi adamı bitirir evham. Kadınlar da hocayı görüyor. Bu adam hiç hastalanmaz. Nasıl oldu bu iş diyor. Dervişlerin verdiği gazla sapasağlam hoca evhamlanıyor ve hastalanıyor. Hastalanıyor. Efendiler, bu gecede bu evham olayını, bu vesvese olayını, etrafımızdan aldığımız övgü olayını Allah'ın izniyle kalbimizden atacağız. Bu şeytanın kalbimize bıraktığı vesvese hortumunu inşallah bu gecede bol dua edeceğiz. Keseceğiz, yok edeceğiz ve bu şeytandan kurtulacağız. İnşallah. Ve sağ selametle ertesi güne tertemiz, yepyeni taş gibi bir adam olarak varacağız inşallah.